Abdülkadir Selvi 5 Eylül 2022 tarihli köşe yazısı Kılıçdaroğlu altılı masadan engelleme bekliyor mu? Şu günlerde en yoğun çalışan liderlerden biri Kemal Kılıçdaroğlu. Gece yarısı video çekiyor, gündüz toplantılara katılıyor. Sosyal medyada da oldukça aktif. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a laf yetiştirmesi bile başlı başına bir iş. Ama ben onu kastetmiyorum. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kesin kararını vermiş durumda. Hedefine doğru yürüyor. CHP'de adaylığına kimsenin karşı çıkmasını beklemiyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kendisine rağmen aday olmalarına ise engel olmakta kararlı. Eğer Cumhurbaşkanı adayı olacaksa bunları yapması gerekiyordu. En doğal hakkıydı. Kılıçdaroğlu cesaretli davrandı. Kararlı olarak hareket ettiği için bugün CHP içinde tartışmasız Cumhurbaşkanı adayı haline geldi. Oysa daha bir yıl önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ilk üçte çıkarken Kılıçdaroğlu ismi yedinci sıradaydı. Şimdi yedinci sıraya İmamoğlu geriledi, Kılıçdaroğlu ilk üçe girmeyi başardı. CHP Genel Başkanı kim olacak? Yasal olarak bir zorunluluk yok ama Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olduğu zaman CHP Genel Başkanlığından ayrılacak. CHP tüzüğünün 48. maddesine göre 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidilmesi gerekiyor. Ancak seçim sürecinde parti ayrıca kurultay çekişmesine sahne olmaması için seçimden sonra istifayı planlıyor. Tabi Cumhurbaşkanı seçilebilirse. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adaylığına hazırlanırken iki alanı dizayn etmeye çalışıyor. 1. Kılıçdaroğlu'ndan sonra CHP genel başkanı kim olacak? CHP kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık için Faik Öztrak'ı istediği konuşuluyor. Ama Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ve Oğuzkan Salıcı'nın da isimleri geçiyor. Siyasi yasaklı olmasına rağmen Canan Kaftancıoğlu'nun da genel başkanlık yarışında etkili olacağı ifade ediliyor. Faik Öztrak mı, İmamoğlu mu? Ekrem İmamoğlu'nun son dönemlerde Kılıçdaroğlu'na yakınlaşması CHP genel başkanlığına aday olacak şeklinde yorumlanmıştı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu'nu düşünmediği ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı adaylığından sonra CHP genel başkanlığı için İmamoğlu'nu istemiyor. Çünkü İmamoğlu'na güvenmiyor. İmamoğlu'nun partiyi elinden alacağını düşünüyor. Süleyman Demirel DYP'yi Tansu Çiller'e, Turgut Özalsa ANAP'ı Mesut Yılmaz'a kaptırmıştı. O dönemleri bürokrat olarak yakından takip eden Kılıçdaroğlu'nun güvenilir bir isim olarak gördüğü için Faik Öztrak'ı destekleyeceği söyleniyor. 2. Cumhurbaşkanı seçildiği takdirde ise Altılı Masa ile birlikte devleti nasıl yöneteceğinin hazırlıklarını yürütüyor. Altılı Masadan engel bekliyor mu? Tabii tüm bunların olması için Kılıçdaroğlu'nun öncelikle Altılı Masa tarafından ortak cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesi ve Erdoğan karşısında cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması gerekiyor. Peki Kılıçdaroğlu Altılı Masa'da bir sorun bekliyor mu? Akşener ya da Karamolluoğlu'nun ortak adaylığına engel olmasından endişe ediyor mu? Altılı masada sorun beklemiyor. Meral Akşener'in bir türlü ortak adayımız Kılıçdaroğlu dememesi, Temel Karamolluoğlu'nun Abdullah Gül ismini yeniden gündeme getirmesi, Ali Babacan'ın ortak aday çıkmazsa cumhurbaşkanı adayıyım demesi onu tedirgin ediyor mu? Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine altılı masada bir sorun beklemediğini ortak cumhurbaşkanı adaylığına diğer liderlerin engel olmayacağını söylediği ifade ediliyor. İki lider ikna olmadı. Kılıçdaroğlu'nun yakın çevresine verdiği mesajlar bu yönde. Ama altılı masada en az iki liderin Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu'yla seçimin kazanılacağından kuşkulu olduklarını biliyorum. Cemevi ziyaretleri ilgi gördü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan, cemevlerine yönelik saldırıların olduğu bir sırada, Muharrem ayında Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevini ziyaret etmiş, Hacı Bektaşi Veli'yi anma etkinliklerine katılmıştı. Peki Erdoğan'ın Cemevi ziyaretleri toplum tarafından nasıl karşılandı? Hilmi Daşdemir'in başkanı olduğu Optimar'ın 12-15 Ağustos tarihleri arasında 2000 kişi üzerinde yaptığı Temmuz ayı araştırmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cemevi ziyareti sorulmuş. Cemevi ziyaretine destek. Ankete katılanların yüzde 44.5'i Erdoğan'ın ziyaretini olumlu buluyor. Olumsuz bulanların oranı ise yüzde 23.2'de kalırken, Ankete katılanların yüzde 32.7'si fikrim yok diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hacı Bektaşi Veli'yi anma törenine katılmasını ise, Ankete katılanların yüzde 45'i olumlu olarak değerlendiriyor. Olumsuz değerlendirenlerin oranı 23.2 çıkarken, Fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 31.8 çıkıyor. Semra Güzel nerede saklandı? Göktaş nasıl kaçtı? Necip Hablemitoğlu suikastıyla ilgili olarak aranan Mustafa Levent Göktaş Bulgaristan'da PKK'lı teröristle eli silahlı fotoğrafları çıktığı için milletvekili dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel ise Yunanistan'a kaçmak üzereyken Edirne yolunda yakalandı. İki isim 24 saat arayla yakalanırken perde arkasında geceli gündüzlü devam eden bir takip yaşandı. Göktaş ilk yakalandığında. Mustafa Levent Göktaş yakalandığında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin yardımlarını ulaştırmak için bulunduğu Pakistan'da açıklama yapmıştı. Soylu yaklaşık 4 gün önce Sivilengrad şehrinde Levent Göktaş kaçak olarak Bulgar güvenlik güçleri tarafından yakalandı dedi. Mustafa Levent Göktaş'ın yakalandığı MİT tarafından tespit ediliyor. Ama bin bir surat Göktaş'ı tespit etmek o kadar kolay olmuyor. Bulgar makamları bir tereddüt yaşıyor. MİT Müsteşarı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Bulgaristan İçişleri Bakanı Raşkov arasında bir köprü kuruluyor. Yakalanan kişinin Göktaş olduğu kesinleşene kadar 500 bin Bulgar leva kefalet ödeyen Mustafa Levent Göktaş'ın kefaletle serbest bırakıldığı anlaşılıyor. Ama üçlü arasındaki irtibat sürüyor. Bulgaristan makamları ciddi olarak destek veriyor. Göktaş, Bulgaristan'dan kaçmak için hazırlık yaparken kız kıvrak yakalanıyor. Gaybu Betevi Hakkında yurt dışına kaçtığı yönünce haberler çıkan HDP'li Semra Güzel'in uzun süre İstanbul'da PKK'ya ait bir gaybubet evinde saklandığı tespit ediliyor. Gaybu Betevi size FETÖ'den tanıdık geldi değil mi? FETÖ'nün önemli birçok ismi Gaybu Betevlerinde saklanırken yakalanmıştı. PKK'da Gaybu Betevlerini FETÖ'den örnek almış. Aynı kaynaktan beslenen terör örgütleri birbirine örnek oluyor.''